Günün ilk sorusu. Buyurun. Bugünün yağış olacağı söyleniyor. Umarım çok nemli olmaz da. Dün biraz bunaldık. Önceki gün çok daha bunalmıştık. Umarım bugün öyle olmaz. Mutlaka maske bulunduruyorsunuzdur. İnsanlara yaklaşmıyorsunuzdur. Hem kendinizi hem karşıyı korumak için bunlara bir riayet etmeye çalışın. Birçok insan bilinçsiz. Sokaklarda öyle aylak aylak dolaşıyorlar. Maskesiz falan. Her neyse. Şimdi dün bahsetmedim ama şimdi söyleyebilirim. Bu gördüğünüz sembol eşlik sembolü. Benzerlik sembolü şu. Eğer altına böyle bir eşitlik koyarlarsa bu durumda eşlik sembolü. Eş iki üçgen benzer, benzerlik oranında bir olan üçgenler. Sildim tamamen. Şimdi ADE üçgeni ile şu benzer, pardon, eş olduğuna göre çıkmışım buradan, bir saniye. A açısının ölçüsüyle B açısının ölçüsü aynı. ADE üçgeninde A açısının ölçüsü ile BFD üçgeninde B açısının ölçüsü aynı. Devam. D'nin ölçüsüyle F'nin ölçüsü aynı. D'nin ölçüsü ile F'nin ölçüsü aynı. Kalan E açısı, kalan D açısı. Bu arada büyük üçgen ikişer açısı farkındaysanız B açısı ve A açısı aynı oldu. 80 ise 50 oldu. 50 oldu. Şuraya ben hemen ezbere 50 yazayım. Siz nereden yazdığımı düşünün. Nereden yazdığımı düşünün. Hemen ben söyleyeyim. Hemen şu ikisinin toplamı 130. Yani bu ikisinin toplamı 130. Kaldı 50. Tamam. Sonra ne peki? Eş demiştik. Burada 50'nin karşısında ne yazıyorsa, ne kadarsa bu uzunluk. Burada da 50'nin karşısında aynı. Gördüğünüz gibi bu üçgen ikizkenar çıktı. 50, 65, 65 oldu. Şöyle bir genel dursun karşınızda. Evet, siliyorum. Yeni sorumuz, buyurun. Evet, ses verebilirsiniz. Chat'ten Bir bölüm yazabilirsiniz. hocam. Bakalım. Ben de 1/2 buldum hocam. Bakacağız, göreceğiz. Bakalım ben 1/2 olacak mıyım? Görelim. Evet, şu D noktasından dik çiziyorum. Niye bu dik E'nin alt bölümüne geliyor? Konuşmayı dahi gerek görmüyorum. Hadi gerek göreyim. Bu açı dar, bu açı dar. Dolayısıyla diklik bu tarafta olmalı. Her neyse. Şöyle diyelim.
Bu A kadarsa 30-60-90-üçgeni, bu 2A kadar. Bu üçgen ile bu üçgen eş üçgenler, sebebini söylemiyorum. Kabak gibi ortada çünkü. O zaman bu uzunlukta A kadar. AB uzunluğu A. Evet, 1/2'ymiş. Bu A kadar. Şu 2A kadar 1/2'ymiş. Siliyorum. Yeni soru, buyurun. Hocam 12 mi? Bakayım göreyim be. Göremedim. Yani gözümle çözemedim. Görürüz şimdi. Evet. Evet, 12. 4+8'den buldun değil mi? Kiminle konuşuyorum? Evet hocam. Selçuk hocam. Evet. Selçuk, tamam. O zaman çözüme geçelim. Evet, DC'yi uzatayım. Başka yoldan da yapabilirim ama bunu tercih ettim. Birleştirdim. Evet. Hep söylerim, geometri anlattığım gruplarıma, arkadaşlarıma dedim ki, soruda tıkansan, mallarsan, aptallarsan, bir onu yapayım ben. Şu açı alfa. Şu açı onu 90'a tamamlayan, hadi beta olsun. O zaman bu da alfa. O zaman bu da beta. Kırmızı ile gösterdiğim bu üçgenle, bu üçgen eş, önce benzerdi. Hipotenüste de aynı olduğu için eş oldu. Bu uzunluk 8. Soldaki üçgen dediğim alfanın karşısı 4, burada 4. Sağdaki üçgende beta'nın karşı 8, burada da 8 olmalı. Selçuk'un da dediği, sizin de bulduğunuz gibi x uzunluğu 12 çıktı. Evet, değiştiriyorum soruyu. Yeni sorunuz burada. Bizim yarın da mı dersimiz var? Evet. Değil mi? Ne acaba? Evet, evet. Fikir var mı? Özellikle konuşmayanlar, arkadaşlar duyayım. Örneğin bak, listeye bakıyorum. İlayda Çakır'ın sesini duymadım. Hafize Aydın'ın sesini duymadım. Bizim Mina Aydın'ın sesini duymadım. Hocam B olabilir mi? Kök 17. Bakalım, emin değilim ama hemen bulabilirim istiyorsan. Evet, buldum, dediğin doğru galiba. Peki sen yönet beni, ben yapayım. Hocam ben kosinüs teoreminden gittim de. Güzel. Öğrenci dostu bir şey. Beğenmedim. Öğretmen katkısı yapıyorum ben. Çok güzel. Doğru. Sınıfta öneririm. Her zaman öğrenci dostu çabucak yapar. Ne yaptığını ben arkadaşlara bir anlatmaya çalışayım, senin ne yaptığını. Şu açı alfa. Bu açı 90 eksi alfa. Bu açı alfa. Cos alfa
eşittir 5 bölü A. A'yı biliyoruz. Dilersek bulabiliriz. Sonra bu üçgende cos terimi yapıp buldun. Doğru mu söylüyorum? Evet hocam. Tamam. Ama nasıl yetki bende, kapris yapma hakkım var. Beğenmedim. Hocam BD'yi uzatsak olur mu? Serap sensin değil mi bu? Hı hı. Çok güzel söyledin. Ne kadar uzatayım Serap? Dik olacak kadar uzatın hocam. Kaç birim uzatayım Serap? Kaç birim uzatın? Bir birim uzatın hocam. Bravo. Çünkü 5'i yakalayalım diye. Bravo. Hı hı. Şu açı alfa yine. Bu açı alfa. Burayı uzatıyorum. Kaç birim uzattığımı Serap biliyor, ben bilmiyorum. Buradan dik çizdim. Peki. Bu durumda bu üçgen ile şu üçgen eş çıktı. Eşler şu betanın karşısındaki 5 birim, bu betanın karşısındaki de 5 birim olmalı. 1 birim olmalı. Alfanın karşısı 4. O zaman bu üçgende Pisagor kök 17 çıktı. Devam. Güzel gidiyorsunuz. Bugün iyisiniz. Öbür suskunlar da bir katılırlarsa hep biz pişirip onlara yedirmeyelim. Onlar da lütfen bir açta payı olsun. Buyurun. Bu kolay gibi. Çok fazla vakit vermeyeyim size. Ben başlayayım. Evet. B'den DC'ye dik çizelim. Artık bence sebebine falan gerek yok. Bu üçgen eştir bu üçgen. Önce benzer, sonra benzerlik oranı bir olduğundan eş. Eş oldu, ne oldu? Şu açının karşısında ne yazıyorsa bu açının karşısında öyle olmalı. 24 olmalı. Bu açının karşısında 32 yazıyor. Şu açının karşısında 32 yazıyor olmalı. Anlatmadım, ağzımdan çıkmadı ama öktet yapalım. EC'ye de A diyelim. 24'ün karesi eşittir 32 çarpı A. 8'e böl 4. 8'e böl 3. 4'e böl öldür. 4'e böl 6. 18 çıktı A. 18 burada. 32 burada. Yanıt 50. Geçiyorum. Bu soru bir şey hatırlatıyor mu size? Bu soru herhangi bir şey hatırlatıyor mu size? Hatırlatmıyor galiba. Hocam bir tane kırmızı lacivert bir şey işaretlemiştik. İki üçgene eş çıkmıştı ya. X bölü Y'li bir soru yapmıştık değil mi? Evet. Hatta üstlerde de bir görelim. İşte bu. Galiba dünün son sorusu. Ekrana henüz şimdi geldi. Bunun farklı bir versiyonu, hatta aynısı diyelim. Çözmeyeyim o zaman ben bunu. X'e 6 deyip geçelim. X'e 6 deyip geçelim bence. Buna bakalım. Hocam sesiniz kesik geliyor ama tam duyamıyoruz.
söylediğiniz şeyi. Duymayın diye kapattım zaten. Ha. Yanındaki arkadaşlarıma söyledim. Her şeyde merak etmeyin ya. Hocam ne bileyim, konuşunca bize konuşuyorsunuz zannediyorum. Tamam tamam. Zoom ekranı yok. Mikrofonu... 4 mü bu? Ben... bakalım. Bakalım. A, E uzunluğu. Evet, 10-6'dan buldun Selin. Evet. Tamam, bakalım o zaman. Ben bunu bir yan çevireyim. Evet, AB eşit AC. Onu bir hemen işleme koyayım. Ondan sonra 6 yazıyor, 6 yazıyor, 10 yazıyor. Evet, biz sadece AB eşit AC'yi gözümüze sokacağım. Onun dışında tüm veriler şeklin içinde zaten. Evet, şu açı eşittir bu açı. Gördüğünüz gibi noktalı çizgili, noktalı çizgili iki üçgen var, benzer. Benzer. Çizginin karşısında 6 yazıyor, çizginin karşısında 6 yazıyor. Bunları ben bir sileyim. O zaman eş üçgen bunlar. Eş üçgenler. Eş oldu ne oldu? Kalan açının karşısı 10. Kalan açının karşısı 10. Ana üçgen ikizkenar. AC de 10. X de 4. Bir kalsın bakalım. Şimdi elimizdeki sorular biterse size değişik bir sürpriz katı cisim soruları soracağım birkaç tane. Bu yıl sınava girecek öğrenci arkadaşlarımıza sorduğum karma soruların arasından soracağım. Geçiyorum. ...135 mi hocam? Sanıyorum. Hocam ben de 135 buldum. Anlamadım. Ben de 135 buldum. Bravo. Bence de... Ben bunu böyle yapamam ben. Çünkü veriler gidiyor bu durumda. Evet, bakalım. Şimdi AC uzunluğuna kök 2A diyelim. Bir saniye. Kök 2 A. Peki. BC uzunluğuna B diyelim. AD uzunluğu 2A artı B olmalı. AD uzunluğu 2A artı B olmalı. Gayet güzel çözmüşsünüz. Bravo. Kolay bir soru değil. Sonra C'den AC'ye dik olacak şekilde bir doğru parçası, kötü çiziyorum, düzelteyim bunu. Çizdim, adı E olsun. İkiz kenar dik üçgen, bu da kök 2A. Kök katı 2A, burası B. Gördüğünüz gibi şu üçgen kenarları kök 2A, B ve çift çizgi. Aynı şey burada kök 2A, B ve çift çizgi. Eş üçgen oldu. Eş üçgen olunca
Bu açının 45 olduğunu biliyorduk beraber. Bu 135. Çift çizgiyi gören yer 135. Sorulan yer de yine çift çizgiyi gören yer yine 135 derece çıktı. Bravo çocuklara. Helal olsun. Evet. Hadi şimdi görelim. Buyurun. Bakalım yanıt gelecek. Biraz tahrik etmeye çalışayım sizi. Biraz zaman tanıyacağım bu soru için size. Yardımcı olmak isteyen var mı? Fikir veren var mı? Evet, fikir yok galiba. Başlayalım. Biraz zor bir soru bu. Evet, 70 derece, 50 derece, 40 derece. Şu açı 60 derece. Büyük üçgen, ikizkenar 20 derece. Tamam. 70, 70 olduğuna göre... Bunu neyle yapalım? Bununla yapalım. İzleyin. 60 dereceyi kullanmaya çalışıyorum. Buradan buraya dik çizdim. Evet, bu açı 30 derece oldu. 3 birim oldu. 3 kök 3 birim oldu. Şimdi başlıyoruz aslında esas. Buraya kadar tamam. A nokta ikizkenar üçgenin genellikle çoğunlukla yoğunlukla yapılan özelliği tepesinden kenara dik çizmek. 70 derece, 20 derece. Şimdi açık mavi ile iki üçgeni tarayacağım. Birinci üçgenimiz görüntüye gelen. Yeşille bir başka üçgeni tanıtayım size. Gördüğünüz gibi bu iki üçgen de 20, 70, 90 üçgeni. Ve her ikisinin de hipotenüsü AB. Bu durumda bunlar eş üçgen. Mavi üçgende 20'nin karşısı 3 kök 3,
Yeşil üçgende de öyle olmalı. 3 kök 3. İkiz kenarda bu da 3 kök 3. 6 kök 3. D seçeneği. Tamam mıdır? Ya şu çete yazın bir şeyler. Parmaklarınızda mı problemli? Nasıl karşıma geleceksiniz? Ben bunun intikamını alırım yani sizden. Tanıyan bilen var aranızda beni. Buyurun. Hadi bakalım. Fikir var mı? Hocam 25 olabilir mi? 25 olabilir mi? Çok emin değilim. Yanlış hatırlamıyorsam 15'ti. Emin değilim ama. Tamam. Emin değilim. Bak göreceğiz birazdan. Başlayalım. Şimdi çerçeveyi alacağım. Daha sonra sileceğim. 50, pardon 80. 50. Bu da 50 olmalı. Sildim bunları. 50 olması için 15 derece olmalı. Şöyle yazalım. Bu uzunluk A kadar olsa... Bu uzunluk B kadar olsa, tabii bu A, bu da A artı B. Şimdi alttaki DEC üçgeninde bu da 50. Şimdi yine bir mavi. Niye renk değiştirmiyor bu arkadaş ya? Mavi ve yeşil üçgenleri bir tanıtayım ben size. Mavi üçgende bir kenar A. Bir kenar A artı B. Arada 80 var. A, A artı B. Arada 80 var. Şu 80'i de yazayım ondan sonra konuşayım. Yeşil üçgende bir kenar A. Bir kenar A artı B. Arada 80 var. Aynı şeyi konuştum. Mavide A'yı gören açı 15 derece, yeşilde de A'yı gören açı 15 derece olmalı. Doğru hatırlıyormuşum. Çıkıyorum. Şu devamına bir bakayım da ona göre dersi planlayayım. Ona göre tempo yapmaya çalışayım. Tamam. Evet, çözüme geçeyim ben. Hocam dokul mu bu? Muhtemelen öyledir. Botukol. Tamam. Evet şu açı alfa. Şu açı beta. Bu yine alfa. Bunlar üçgen diyor. B, A, D. Tamam işaretlemişim onu.
AC ile AE eşit. AC ile AE eşit. Sonra AD ile AB eşit. Onu da farklı renkle göstereyim. Evet, yine kırmızı, mavi, arada alfa artı beta var. Üzerinde durmayayım. Alfa artı beta'nın karşısında 9 var. Diğer taraftaki alfa artı beta'nın karşısında oluyor. Daha önceki sorulara göre oldukça sıralı. Buna bakalım. Hocam 108 olabilir mi? Olabilir. Başlıyorum çözüme. Küçük kare. Kenarları lacivert yapmaya çalışacağım. Lacivert. Bu da lacivert. Sonra büyük kare, kenarlarını kırmızı yapacağım. AB uzunluğu karenin kenarı, AD uzunluğu karenin kenarı. Hemen başlıyorum. Şu açı alfaysa, bu açı betaysa, alfa artı beta 90. Bu da alfa olmalı. Uzatmadan, aslında ilk sorularımız bunlar olsaydı bayağı uzatırdım bunları. Ama burada yol yaptığımızı düşünüyorum ben. Bu iki kırmızı üçgen eş üçgen, bilinen sebeplerden. Bilinen sebepleri tekrarlayayım. İki kenarı ve arasındaki açıları aynı. Tamam. O zaman bu açı, x denen açı ile bu açı aynı. 90 artı 18, 108. Geçtim. Birazdan zor sorular göreceksiniz. Örneğin buna bakalım. Selçuk konuşmadan ben söyleyeyim. Kosinüs teoremi var. Sınavda olsa buyurun yapın, gayet güzel. Kısaca çıkar. Ama ben öğretmen kapris yapma hakkımı kullanıyorum. Bu derste bunu istemiyorum. Fikir var mı? Kosinüs teoremi dışında fikri olan var mı?
Ayşe, mikrofonun var mı senin? Ayşe Hazal. Evet hocam, var. Tamam, merhaba. Geçen yıl dershanemizde miydin? Hayır, değildim. Değildin. İyi, aramıza hoş geldin bakalım o zaman. En yakın zamanda yüz yüze tanışmak dileğiyle. Peki. Şimdi ben bu şöyle bir giriş yapayım soruya. Bu da bu dersin son sorusu olsun. Küçük bir mola verelim. Şu açı alfa, bu açı beta. Bu arada ikiz kenardaki üçgen demiş. Bu açı 45. Yani AC ile BC'yi eşit vermiş. Şimdi benim bir fikrim var. Burayı uzatayım. Kaç birim uzattığımı da biliyorum ama birazdan görelim. Az önce Serap'ın dediği gibi bir birim demişti. Şimdi biz onu göreceğiz birazdan. Şimdi bu alfa olmalı. Bu beta olmalı. Bu da H noktası diyelim. İyi bakın şimdi bana. Bu üçgen ile bu üçgen alfa beta 90, tamam. Hipotenüsler aynı, o da tamam. O zaman eş. Eş oldu, ne oldu? Üsttekinin alfasının karşısında 5 var. Burada da 5 olmalı. Üsttekinin betasının karşısında 7 var. Burada da 7 olmalı. Şimdi turuncu kullanayım. Şu üçgene dikkatinizi çekeyim. Evet. 5, 12, 13 oldu. 5, 12, 13 üçgeni oldu. İtiraz var mı? Katkı var mı? Anlaşılmayan bir şey yok. Vallahi yıl içinde de böyle olursanız biz çok iyi dersler işleriz. Böyle her şeyi hemen anlıyorsanız eğer, yıl içinde konular akar gider. Göreceğiz bakalım. O günler de gelecek. Umalım, tüm dünya için umalım. Sadece kendimiz için değil. Bu soru öncesi, ben ekrandan kaldırayım bu soruyu. Küçük bir mola verelim.